Mutlu pazarlar değerli izleyenler. Fenerbahçe YouTube katıl kanalına hoş geldiniz. Deri Hazır Efter Küçükhan Unyaris tesislerinde birlikteyiz. Fenerbahçe hazırlık maçında Fatih Karagümrük'le karşı karşıya geliyor mücadeleye. Fenerbahçemiz başlayacak. Maçın hakemleri Mustafa Kürşat Filiz, yardımcılıklarını Kemal Mavi ve Murat Altan yapacak. Dördüncü hakem İlker Yasin Avcı. Sevgili yorumcu hocamız Gürkan Kubilay bizlerle. Hocam hoş geldiniz bir merhaba, kez daha. Hadi bakalım kolay gelsin hepimize, güzel maç olsun. Teşekkür ediyoruz. Fenerbahçemizin kadrosunu hemen aktaralım. Kalede Harun Tekin var. Serhat Ahmetoğlu, Mikael Askarov, Marusio Lemos, Sadık Çiftpınar dörtlüsü savunmada görev yapacak. Mert Hakan Yandaş, Luis Gustavo, Diego Perotti, Sinan Gümüş orta sahayı oluşturan isimler. Papis Sisse ve Kemal Adem'i ilerideki ikili. Mücadeleye sarı lacivertliler başladı orta alanda. Uzun bir top sağ kanada doğru. Jimmy Durmaz'ı kaçırma düşüncesi. Ama top epey hızlıydı. Şimdi kale vuruşunu kullanacak Harun Tekin. Çok acemi bir gol. Sabu. Evet. Yani gerçekten bu konularda çok akıllı bir oyuncu. Askarov da sol çizgiye geldi. Perotti o noktayı gördü. Şimdi oyunu başlattı. Mikael Askarov tek topla orta denemesi. Top doğrudan kaleye yöneldi. Ve kaleci Aykut Özer'de kaldı. Gustavo derin topta Diego Perotti'yi buluşturdu. Şimdi sol kanatta Kemal Adem'i top bekliyor. Evet o noktayı gördü. Tek top. Adem'i güzel kontrol. Kaleciyle karşı karşıya vuruşta top üst direkten geri geldi. Papis ise. Nefis bir gol. Çok güzel oldu. Nefis bir gol. Bir birlik eşitlik var. Şimdi Mert Hakan topu ayağına aldığı anda ikimiz de o an göz göze geldik. Sol kanatta Adem'i bomboştu. Ya biz onu görüyorduk ama bizim görmemizin önemi yok. Gerçekten Mert Hakan, işte Mert Hakan'ın önemli özelliklerinden de bir tanesi bu. Adem'i gördü ve Adem'i de ceza alanına yakın olduğunda ne yapacağını gösterdi aslında. Dolayısıyla önemliydi bu. Fenerbahçe son 7-8 dakikadır iyi oynamaya başlayınca karşılığını aldı. O diagonal pasla oyunun yönü değişti. Ve Adem'i de gerçekten çok klas bir hani ilk dokunuşla topu önüne aldı. Güzel de bir vuruş yaptı. Üst direkten gelen topu Papis Sisse tamamladı. Sisse'nin de en sevdiği işlerden bir tanesi. Vuruşlardan bir tanesi. Hızlı gelme çabası Fatih Karakümrüklü oyuncularda ama... Yani onlar da bir noktada Lucas Biglia'yı bulmadan atağa başlayamıyorlar. Adem'i şimdi araya girdi. Onun da güzel pası Perotti. Kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Perotti. Savunmaya takıldı. Koray girdi araya. Sisse'yi düşünse mutlak bir gol şansı vardı. Ama şimdi o kadar istekli ki yani burayı golle taçlandırmak istiyor. Bir de şey önemli bak yine baskıyla kazandın. Araya pas bıraktın. Ya Fenerbahçe farklı şeyleri deniyor. Evet ara sıra deniyor. Böyle parlayarak arada parlayarak deniyor ama bu önemli bir şey. Bunları denemek zorunda çünkü rakipler sana savunmayı yaptıkça gol atma çeşitliliğini arttırmak zorundasın. Onu önlem alırlarsa öbürüyle, onu önlem alırlarsa öbürüyle. Sinan Gümüş'ün ortası. Sisse müsait bir pozisyondaydı aslında ama top dışarıda. İstediği vuruşu yapamadı. Sadık Çiftpınar. Yavaş yavaş ilk yarıda son 5 dakikaya doğru giriyoruz normal sürede. Gustavo'nun pası, Diego Perotti. Adem'in koşusu var, Perotti. Perde gibi kullandı onu, iyi gitti ama ortası Sisse'ye gelmiyor. Jimmy Durmaz, Sadık araya girdi. Sol kanada verdi pasını, Diego Perotti topla buluştu. Güzel bir ara pas, Mert Hakan Yandaş ceza alanında topla buluşuyor. Mert Hakan'ın ortası Sisse, arka direkte topu alamadı. Serhat Ahmetoğlu'nun vuruşunda topu alardı. Nefis bir gol daha izledik. Serhat Ahmetoğlu 2-1 öne geçiriyor takımımızı. Abilerinden de aferini aldı. Serhat Ahmetoğlu Fenerbahçe altyapısının yetiştirdiği isimlerden bir tanesi. Şimdi kalabalık gitmenin faydası. Golü kim attı? Sağ bekin attı. Evet. Sağ bekin oradaysa zaten başka bir şey anlatmaya gerek yok yani. Hani rakip sahada kalabalık mıydın? Rakip ceza alanında kalabalık mıydın? Ben sana bir cümle söyleyeyim. Golü sağ bekin attı. Bitti zaten. Cevabı vermiş oluyorsun yani. Sağ bekin oradaysa
Ve duran top değil. Yani bak, ceza sahası içine pasla giriyorsun. Çok önemli o. Ve bugünün önemli adımı bak, yine pas Mert Hakan'dan geldi. Evet. Onu ısrarla konuşuyoruz. Mert Hakan doğru yerlerde doğru işler yapıyor bugün. Topu aldı ama pasında hata var. Gustavo yine doğru noktada hamleyi yaptı. Pasında hata var mı bilmiyorum da orada Gustavo var. Adem'i sağ kanadı gördü. Serhat Ahmetoğlu müthiş bir koşu yaptı. Koray vücudunu araya koydu. Ama topu takımında tutamadı. Sinan Gümüş. Diego Perotti. Serhat. İçeriye Kemal Adem'i. 3-1. 3-1 oldu. Ve bu aynı zamanda ilk yarıda izlediğimiz son pozisyondu diyor. Karşılaşmanın hakemi Mustafa Kürşat Filiz. Roller yerine oturdu. Ve 3-1'lik skorla ilk yarıyı tamamladık. Artık ikinci yarıdayız. Fatih Karagümrük açılışı yaptı ikinci yarıda. Hatta yine ceza alanı içinde doğru adam buldurucusu o gibi gözüküyor. Dolayısıyla ve çok da istekli, çok da hırslı. Mert Hakan forma istiyor. Bugün ilk 45-47 dakikanın bende uyandırdığı şey bu. Hele de adaletli bir teknik adamı var. Fenerbahçe için en büyük avantaj o. Erol Hoca çok adaletli bir teknik. Hiç adına, soyadına falan filan hiç bakmıyor. Onun için Mert Hakan bugün o sinyalleri veriyor. Lemos topun başında tek başına kaleyi düşünecek. Lemos doğrudan kaleye. Kaleci Aykut'ta kaldı. Topun başında Sinan Gümüş var. Diego Perotti de o noktaya gitti. Sinan sanırım kullanacak. Sinan kullanacak. Pas tercihinde bulunmadı. Doğrudan orta içeriye Kemal Adem'i. Onun vuruşunda savunmaya çarpan top ters kanattan köşe vuruşu kullanılacak. Bu arada bir değişiklik hamlesi daha var. Şimdi Gürkan Başkan Sadık'la oynadı. Sol çizgi Perotti'nin pası. Bir şut kaleci. Aykut başarılı. Terk ettikten sonra hepimizin aklı futboldan biraz uzaklaştı. Alparslan. Çok güzel. Nefis bir gol attı. Nefis bir gol. Gerçekten alkışlamak lazım. Ceza alanı içindeki isimler Fenerbahçe'den. Orta geldi. Lemos kafa vuruşu. Kaleci Aykut'ta kalıyor. Lemos. Adem'i kaptırıyoruz topu. Fatih Karagümrük etkili geldi. Oytun başarılı vuruşta. İkinci pozisyon top ağlarda. Yardımcı hakeme bakıyorum. Verdi golü yardımcı. Evet. Orta yuvarlığa koşuyor. Alessandro onun ortası. Oytun çıktı. Topun sahibi oldu. Luis Gustavo. Eyüp yeniden Gustavo ile oynadı. Sol çizgi. Sinan'ın pası istediği yere gitmedi. Şimdi Adem'i araya girdi. Tiam. Yanında yine Adem'i var. Onunla oynadı. Eyüp atağa destek veriyor. Tiam ceza alanında topla buluştu. Çizgiye indi. Tiam açısı daraldı. Dışarı çıkardı ama kaptırıyoruz topu. Fatih Karagümrük yine sağ kanadı. Alessandro'yu buldu. Arthur Sobye. Alessandro ortaya döndü. Oyun devam ediyor. Lemos uzaklaştırdı ve son düdük geliyor değerli izleyenler. Fenerbahçe'miz Fatih Karagümrük'le hazırlık maçında 3-3 berabere kalıyor. Hocam başarılı. Mehmet hocam başarılı. Fenerbahçe YouTube katıldan sizlere canlı olarak 90 dakika aktarmaya çalıştığımız mücadelede ne yazık ki Harun Tekin
sakatlanarak oyun alanını terk ettikten sonra oyunun temposu düştü ve artık 90 dakikayı tamamladık öyle veya böyle.